Helal olsun sana. Ayarladık hemen. Belediye çalışıyor. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler nasıl? İyiyim. Biraz uykuluyum ama uyanıp geldim. Sabah 6'da 7'de uyudum ya. Ciddiysin. Vallahi. Yayın o kadar geç bitmedi ama. Yayından değil ki. Yani sen takılmacı değilsin. Takılmacı değilsin. Anladım. Oo, Tuğkan yine seks yaptığını bildirmiş. Ya ben niye durduramıyorum bu amına kodum videosunu? Ya senin moderatörünü ver bari. Moderatör herkes oğlum zaten. Odanın sahibi basman gerekiyor. Evet. Aya bak çıkın. Ya amına kodum niye durduramıyorum videoyu? Ya sink daha güzel. Sink niye açmıyorsunuz ya? Sink evet daha güzel oğlum ya. Necar şimdi tamam yani. Niye beni üzdünüz şimdi gereksiz yere? Bok gibi açmışsın. Ya sen bok gibi açmışsın. Sen açsaydın o zaman. Sus bağırma be. Özür dilerim. Hadi gir şuraya. Çok kırıcısınız arkadaşlar. Ya negatif enerji. Amına kodumun neosu. Gir şuraya. Geliyorum abi. Ne oraya laf. Abi bunu biz deseydik bize gelecek cevabı tahmin edebiliyorum. Ben de tahmin edebiliyorum. Kanka ya. Anın tamının ortasına koyayım kanka. Hangisi sensin abi? He? O zaman dövmüşüm lan. Hangisi sensin? Ne bileyim ben amına koyayım. Hemen videonun altında yazıyor. You're known as at? Trashy Lobster. Trashy Lobster. Allah Onur sen sıra amına koyayım başla. Tamam başlatıyorum. Herkesin bir kere play'e basması lazım çalışması için. Bum bum muyuz? Basın play'e. Ben de bu amık sitesi açılmıyor. Bum bum muyuz? Başlatıyorum. 3, 2, 1. Birisi. Başladı. Okey başladım. Bu kadar ya. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler nasıl? İyiyim. Biraz uykuluyum ama uyanıp geldim. Sabah 6'da 7'de uyudum ya. Ciddiysin. Vallahi. Yayın o kadar geç bitmedi ama. Yayından değil ki. Ya sen takılmacı değilsin. Takılmacı değilsin anladım abi. Çok hoşuna gidecek benimle başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazır. Ya seni bir korkuttu lan. Bak kamera aç. Tuğkan yine seks yapmış. Ya ses var. Tamam. Al kökledim amına koyayım. Al. Kendi söyleyeyim. Baya boldurdular seni. Evet. Aya bak şey çıkınca diyeceksin ki abi iki gelmişim diyecek. Demeyeceksin. Adam, neyse. Şimdi çünkü şöyle biraz kötü bir bölümle başlıyoruz. Çok hoşuna gitmeyecek. Hani iyiydi ya? Hayır öyle değil dur sakin ol. Çok hoşuna gitmeyecek bir bölüm. Biraz sıkıntılı bir bölümümüz var. Hoşuna gitmeyecek bir bölümle başlıyoruz biraz. Gra. İnsanların boylarını kestirebilirsiniz bu arada. Pelin'den sonra benim... Pelin şey gibi ya. 23 Nisan'da koltuğa oturmuş çocuk gibi amına koyayım. Böyle bir şey olamaz. Bak... Biraz kötü bir bölümle başlıyoruz. Çok hoşuna gitmeyecek. Hani iyiydi ya? Hayır öyle değil dur sakin ol. Çok hoşuna gitmeyecek bir bölüm. Biraz YouTube logosu ne arada kalmış bu? Hoşuna gitmeyecek bir bölümle başlıyoruz. Şimdi fark ettim. Abi berber tahtasına mı oturdu? Tepkik komik olduğu için nasıl bir şey olacak acaba? İnternette senin hakkında yazılan kötü yorumları okuyacaksın. Allah. Aynen öyle. Onları abi artık... Ne söylemek istiyorsan. Tamam en sevdiğim bölüm. Senin hakkında seni izleyen insanların yazdığı kötü yorumları okuyacağım bir bölümümüz var. Yavşaklar. Öyle de demiyorum. Onlar bana kötü yorum yapmıyor mu abi? İlk olarak sosyal medya üzerinden sana böyle kötü yorum geliyor mu onu sorayım. Ya, tabii illa ki geliyor. Ne geliyor ne diyorlar mesela sana? Aşkım. Aşkım. Ferhat gelmiş herhalde. Kimle konuşuyorsun sen ya? Selin? Ferhat'la mı konuşuyorsun? Kafayı mı yedi? Müge de mi geliyor? Evet. Çok sigara içiyorum ben burada. Odaya giremez. Hamile o. Tamam takılın. Kafa ötülemeyin. Kapat kapını kapat. Oyunlardaki beceriksizliğime ve berbat bir oyuncu olduğuma ne alakası var? Yok ya mis gibi oyuncuyum da. Ya kalkıp... Kalkıp beni şimdi vıtıcınla bilmem neyle bir tutarsan 7-24 Battle Royale oynayan adamlarla sonra ah panda vuramadı ne kadar kötü oyuncu dersen haksızlık olur. Ben de kendi çapımda çiçek gibi oyuncuyum. Sadece halk tarafından henüz anlaşılamadım. Anlaşılacak mısın peki abi bir süre sonra? Umut var mı? Yok. Umudum yok. Onlara sinir olanlar var falan. Genelde o tarz şey. Niye bağırıyorsun? Heyecanlanıyorum. Ha, oyun oynarken falan. Ya küfür falan değil. Sen çok küfür bassın. Öyle. Senin bazı videolarını gördüm. Yok buradaki ağız kapalımızı gülmemiz. Yok etmiyorum canım. Hadi orada. Genelde sövüyorlar. Valla. Linç ediyorlar. Nasıl yani ne diyeyim sana? Evet, çok, ben araştırdım. Ben çok linç yiyorum bu arada. Twitch'te en çok... Ferit'i kim linç ediyor lan? Ben linç. Ferit'in linç'i hiç görmedim ki. Ben birkaç tane gördüm de. Valla Ferit linç yiyor mu lan?
Ben bayağıdır yokum bu arada ortamlarda, olabilir. Ünün işleyenlerden biriyim. Bir ben, bir Ahmet. Evet. Ahmet de çok fena. Bizde dil kemik, dilde kemik olmadığı için. Anılarıyla muhabbet esnasında anılarımı anlatıyorum ya. Yaşam. Arkadaşlar, Ferit Dinç yemez. En fazla para yer. Hadi eyvallah. Allah'ım. Ya o geliyor çünkü şey oldu artık milletin. Yani biraz böyle sert de konuşmak istemiyorum ama. Yavşaklar. Ya bu puşlar. Daha bakkaldan başka yere gitmedikleri için sürekli. Şimdi abi ilk yorumdan şöyle ufak ufak başlayalım. Ben okuyayım mı? Evet, ben okuyorum. Okursan. Bütün gün başkalarının videolarını izleyip boş boş eleştiri sıkmak, öküz gibi yemek yiyip sigara içmek ve her boku kendisinin en iyi bildiğini sanmak dışında hiçbir marifetini görmediğim sözde gamer. Soru işareti. Ne diyeyim yani? Hani katılıyorsun. Oyun geçmiş nice saymak. Katılıyorum, bu doğru. Abi bu çocuk bu. Doğru bu. Nereye kadar? Hepsi doğru tamamıyla. Öyle mi? Pardon. Tabii canım, katılıyorum ben ona. Hemfikirim. Yarrağım. Kızım Ferit'e benziyorum diye seviniyor. Lanetine sevinen ilk ve tek insansın. Püü. Sonunda tükürmüş bayağı. Sen lanet bir insansın diyor yani. Aynen. Tipsiz demiş sana. İşte... Profil fotoğrafını açabilir miyiz falan diyor. Ya açmayacağım. Doğru diyor. Ben de tipimi öyle çok sevmem yani. Beğenmem. Kendimi beğenmiş bir insan değilim yani, tip olarak vesaire. Abi bir Bobros alır mıyız ya? Kul sarı bob. Bir Bobros alırız ya. Çıktı falan bulmam. Hak verdin o zaman. Ama lanetli alırız, değilim alırız. Abi nasıl hak verdim ya? Yani lanetli, ben normal bir insanım ya. Burnunu çekersen kenara, yüzünü görürüz. Aşır aşır gülmüş yani. Ya bu artık çok meme oldu ama benimle ilgili hakikaten. Çünkü sürekli olarak hani burnumu çıkartacak. Bir dayıya böyle yorum yapmışlardı. Sikimi çekeyim de ananı gör yazmıştı o. Bu çok iyi. Bulayım mı? Ay, çok iyi ya, onu bulalım. Dur. Buldum buldum. At sana, at at. Ananı sikeyim ya, at at. Benim klasörüm var lan. Ananı gör, özlemişsindir hasret giderim. Ben de öyle bir yorum bekliyordum ama veremem bir şey var. Çok güldüm bak, yine kıçı kırık tutacak. Oh. Ya dayının tipi de. Kamerayı bir siler izleyelim. Kamerayı öyle bir tutmuş ki cidden biri var gibi altında. Çarpılacağız, yapma. Girme. Ananı sikeyim, devam. Benimki bariz zaten. Sen de. Yine hadi arkadasın hani bir nebze, anladın mı? Ama yani ben bir de yayın yaptım çünkü. Bir yayında en az 20 kişi söylüyor. Abi internette okudum. Rakunlar yazdan sonra inine çekilip ilk bahara kadar uyuyorlarmış. Aga ve ilk bahara kadar sensiz sıkıcı geçecek. Abi sana niye böyle diyorlar? Abi bu nereden oldu biliyor musun? Kötü bir yorum değil ki bu. Ben yayındaydım. Evet, dedim ki lan aslan gibi adam ben daha dedim. Böyle gaza gelmişim ama yayında deli gibi. Aslan gibi adam lan dedim. Da. Ne biçim bir erkeğim falan yapıyorum böyle. Oğlum niye gaza gelirsin böyle? Ne bileyim abi, bir şey oldu böyle, tamam mı? Gaza geldim ya. Evet. O muhabbet geçti. Dedi ki arkadaş, dedi, daha çok sen rakuna benziyorsun lan dedi. Rakun fotoğrafı açtım ekrana. Gözlük, hani saçın şurası da beyazdı benim o zaman. İnsanlar oradan benzetmeye başladı. Rakun videosu açıp onu izlemiyorum bir de. Rakun videosuna editliyorlar, benim seslerimi ekliyorlar rakunlara. Tepki olarak benim sesim var. Hani rakun konuşuyormuş, ben seslendiriyormuşum gibi falan. Ulan ben bu kadar mal bir kız daha görmedim hayatımda. Bunu yapmış. Ne olmalı olduğumu düşündüm acaba? Anlık girmiştim mesela kanala. O an gerçekten mesela RP yapıyorumdur. Bazen öyle saçma sapan şimdi RP'ler yapıyorum. Şimdi biz YouTuber'lar RP'yi çok bilmediğimiz için onu da... Roleplay. Panda iyice ayı gibi tepki vermeye başladı. Nerede o eski sincap şapkası takan sakin pandamız? Skyrim ilk bölümden şey yapmış bunu. Evet, o zamanlar tatlı bir adamdım. Onun sikim ama Skyrim ilk bölüm de yani... Abi Skyrim ilk bölüm de arka sokaklar ilk bölüm gibi bir şey yani. Ben daha doğmamıştım abi. Sen doğmamıştın ki Skyrim ilk bölüm çıktığında. 600 bölüm olmadı bu arada. Ben yani ve dünya kirlendi. Ya o şeyden biraz yaşlandım. Yaşlanınca hepinizin başına gelecek bu arkadaşlar. Huysuzlaşıyorsun. O gizli. Onu kamera arkasında söyledim. Ben söyleyeyim. O kadar. Tarihli mi? Yok, o kadar değil canım. O kadar da değil. Ama gizli tutuyorum. Yalancıyı
miyorlar türünden bir yayıncı. Düşüne düşüne yazıyor hikayeyi, puşt. İşte dediğim yavşaklar bunlar. Ya bunları normal karşılıyorum. Gerçekten öyle. Yani şöyle normal karşılıyorum. Bunu yazan kim? Nerede yazıyor? Kaç yaşında? Hayatında ne yaşamış? Bunu empatisini yaptığım zaman koy götüne diyorum. İlk başlarda böyle delleniyordum canım. Çünkü yalan söylemiyorsun ya. Abi cevap mı yazıyordun böyle? Tabii tabii. Lan diyordum yavşak sen kimsin falan hemen. Ben bu arada hala cevap yazıyorum. YouTube'da özel bir account'um var. Giriyorum onda YouTube videoları altındaki yorumlara senin ananı sikeyim diye cevap yazıyorum. Ama sonra şey anlıyordum. Şimdi de görüyordum. Ne oluyor biliyor musun? Çocuğa eriştiğin an bir bakıyorsun abi. Yani yanlış anlamasın küçük kardeşlerimiz de. 12 yaşında çocuk hesabını yazdı. İyi de yazdığıyla ne alakası var ki yaşının? Tamam. Ben... Yukarı mı? Azıcık daha yukarı alalım. Okey. Nereden gireyim? Şuradan alalım. Şöyle şuradan. Bu ne erotik bir bölüm olmuş. Roman değil yalnız. Meme ucumu çekiyormuş. Böyle bir meme ucu yok Kemal'im bence. Cari'nin ebesininkini izliyor. Yeter YouTube'u bırak peşimi. PSG'de oyun durmuyor. Sevgili Razumov'un şunu bilmesi lazım. Ben bu videoları ben yüklemiyorum abi. Yani YouTube'a yüklenen videolarla benim hiçbir alakam abi yok. Abi yazık yani ya. Orada 10 milyon izlenmiş video var. Ben bilmem ne izlemişim. O, bak zengin oldu bilmem kaç milyon izlenmiş diyorlar. Bana gelmiyor onun parası. Benimle alakası yok. Seslenecek misin abi? Öyle? Abi sene 2019 hala Cahreyn'i seven var mı bu arada ya? Net abi chat Allah aşkına. Ya. Cahreyn kimdi ya? Hatırlayamadım ben. Sevene taymatlı. Geçen böyle bir orospu çocuğu gördüm. Çocuk zaten 2004 doğumlu amına koyayım. Hala Cahreyn izleyen var mı diyor. Ben ilk YouTube videomu attığımda Ebu diye dolaşıyor amına kodum çocuğu. Ya oğlum nereden çıkıyor bunlar ya? Bu özgüven adam, nereden? Highlander'da Medic oynarken o çocuk meme emiyordu amına kodum. 2004 ya. Ben Team Fortress turnuvasında ülkemizi temsil ederken çocuk meme emiyordu amına koyayım ya. Nereden çıkıyor oğlum bunlar? Vallahi böyle yolda vurup böyle çıktığı yere geri sokasım geliyor bu çocukları yolda. Odaların ama bundan çıkıyorlar. Allah Allah. Neden çıkacaklar? Benimle ilgili nerede haber görsem ya bu adamı da hiç sevmiyorum ya. Bilmiyorum size de oluyor mu ama ben hiç sevmiyorum. Sen benim anlattığımı anlamazsın ki amık çocuğu. Abi birileri çok para kazanıyor üstümden. Bari hayır duanızı alayım. Hayvan herifler ya. Zengin oldunuz üstümden. Allah arttırsın inşallah. Bu kim bayağı ya. Bu insanlara sinirleniyorum işte. Mesela bu yorum beni sinirlendiriyor. Yani bu şu demek anladın mı? Benim kelime dağarcığım o kadar zayıf ki ben her bayağı şeyin sonuna a**yim. AQ. İşte ne bileyim. Aklıma bir yorum geldi. Bu tarz şeyleri getiriyorum demek yani. Ben o yüzden bu tarz insanlara gıcık oluyorum açıkçası. Mık, MK işte. Bu arada bu kim? Twitch yayıncılar mı? Ben hiç görmedim bunu. Bir tane yarışmada görmüştüm ben. Bu yayın mı açıyor? Lan Barış. Galiba ya. İnanamıyorum bırak hiç. İstanbul Türkçesiyle konuşuyorum. Niye bana dedin ki şimdi? Evet bazen gerçekten. Ya ben her şeyi çok gülebilen bir insan değilim ama güldüğümde de gerçekten çok gülüyorum. Çok güleç değil misin? Ya? Ben hep güldüğün şeylere... Hayır böyle bağıra bağıra kahkahalar çok atmıyorum genelde. Pelin gibi değilsin o zaman falan. Şaka. Onların oynadıkça gülüyorum ben. Evet abi kalp atar mısın? Senin de iyice götün kalktı ha. Tamam ne bileyim. Ya çok iyi. Tamam. Senden kalp istedi atmamışsın nasıl satayım. Haklı. Çaklı bir şey. Yakarış bence. Oldu mu abi? Çok özür dilerim gerçekten. Berkoz'dan çok özür dilerim. Berkoz. Yorumları çok kötü seçmişler ya. Yorumlar kötüydü bu arada ya. Benimle ilgili o kadar güzel küfürler vardı ki. Ya hiçbirini almamışlar amına koyayım. Ama başlıkta da yazıyor abi. Ya şeyde Twitch yayıncılarında o çok oluyor bu arada. Mesela hani kendine müzisyen, Kemal deyince ne oluyor falan. Benim bir moderatörüm var mesela, Jurox diye. 2-3 yıldır tanışıyoruz. Adım Oğuzhan dediğinde şaşırmıştım. Böyle. Bunu ben de yaşıyorum ya. Evet. Bizde abi özellikle. Ben Holmes'e mesela ben, hiç real life'te Burak demiyorum. Hala Fornax'ın adının Kubilay olduğuna inanamıyorum yani. Yarrak Fornax yani. Abi sen benim adımı bilmiyorsun. Nihat değil mi ya? Oğuzhan mıydı falan. Çünkü hep Jurox. Senin adın ismi ne abi? Tabii canım bayağı benim adım ne abi? Kimin? Neo'nun. Neo'nun ismi Neo işte. Hayda. Abi. Allah'tan nikim yok. Berkay, Berkay, Cengiz, Cengiz. Berkay'la isimlerini nik almışlar. Ne bileyim amına koyayım adı Neo değil mi abi Neo Castro'nun? Ben bunu hiç düşünmemiştim. Bir düşüneyim onu ben. Onu öğrendim. Hep Jurox diyorum. Gonzales Deo. Semih.
Adı Semih. Chat'ten kopya çekildi bu arada. Ya hayır canım, aklıma geldi ya. Hayır ya, aklıma geldi ya. İnandım. Askeri ücret ne bir kere ya? Asker işte. Askeri ücret ne abi? Yani asgari ücret, asgari ücret yazamayan bir gavatın yorumuna cevap vermezsin abi. Yani askeri ücret yazınca zaten lütfen asgari lütfen ilkokula geri döner misin derim yani. Bir de Türkiye'ye gelişemiyor sizin yüzünüzden demiş. Yarrak taşıyıcısına bak amına koyayım. Sen kimsin abi, ya? Abi bir şey demek istiyorum. Amın oğluna bak. Askeri ücret yazmış, Türkiye gelişmiyor diye bitirmiş sonunda da. Amcık senin Türkiye'ye ne katkın olabilir ki? Asgari'nin ne Ya hiç oturup merak etmedin mi? Askeri ne demek diye. Askeri ne amına koyayım ya. Ben çok yükseliyorum buna. Kapat kapıyı, bir rage'im var benim. Var bu arada. Sizin gibi insanlar... Abi avatarında da gamepad var. Reis be. Gonzales reis. Evet gerçekten oturduğumuz yerden para kazanıyoruz. Çünkü dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Hani dünyada birçok meslek var. Çok para kazanırsın ama ardından... Örneğin milletvekilleri diyelim ki. Onlar da çok para kazanıyor. Ya da doktorlar da ama ya çok yıpranıyorlar ya halkın tepkilerine maruz kalıyorlar. Biz hem para kazanıyoruz hem de insanların sevgisine şey yapıyoruz, sahip. Bunu diyen de Pintipan'da her gün ekşi sözlüğe girip kim ebeme sövmüş diye bakan adam. Panda iyi oynamışsın ha. Vallahi bir şey diyeyim mi? Panda'nın da oynayacağını rüyamda görsem inanmazdım. Politik politik konuşuyor. Panda'ya bak be. Panda'ya bak be. Bizim Panda'ya bak. Bizim psikomana bak. Biz, yani Gonzales reis hariç. O da sever ama tanısa beni. Ayrıca Türkiye gelişemiyor diyorsun da bizim sayemizde özellikle hani Panda izleyicileri sayesinde 4 tane oyunu biz Türkçe'ye çevirdik. Bu ülkede bu oyunlarımız satıyor. Biz de bu desteği verelim diye birçok oyunu Türkçe'ye biz çevirtiyoruz. Ne haber? Aslan Gonzales. Parçası. Gonzales. Hadi bakalım. Götünü s**im Cahre'in sebepsiz. Gaçi. Ben bunu canlı gördüm ben bu tweet'i ya. Abi ben nişanlıyım. Yani onu söylemek istiyorum. Bu teklifi geri çevirmek zorunda kalıyorum. Oğuzhan her ne kadar mükemmel, yakışıklı ve iştahımı kabartan bir erkek olsa da bu teklifi geri çevirmek zorundayım. Onlar da sanırım götümü s**mek istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim, bu şekilde boş küfürler etmesinler ya. Yunus Ertuğ, abi sende şey tip var, 3 kuruşluk olayları bire 1000 katarak ergenlere anlatan herif tipi var. Ne? 4 kuruşluk atmış abi. Demek ki savaş 3 kuruşluk mu? Şey. Amık. Şerefsizler. Ya abi öyle demeyin de ya. Ya bak, siz şimdi bu adam Uhud Savaşı'na katılmadı mı diyorsunuz? Allah Allah. Hakikaten mi? Bu sizin ananızı sikeyim. Yayında 3 kuruşluk bir olayı böyle abartarak anlatırsın. Yayıncılık yaptığın içindir. Ama arkadaşlarına bir şey anlatırken susarsın mesela. Ya abi işte geçen gün bu oldu, herife şöyle dedim, bitti. Bir şey yaşıyorsam o ana gidiyorum, anlatıyorum böyle. Her yerde böyle. Tabii tabii yani hep böyleyim. Ben ilkokuldan beri anı kutusu biriktiriyorum. Böyle kutunun içinde anılar biriktiriyorum. Ya yine bak, bir şey anlatıyor. Yeter sikeceğim, anlatma ya. İsimleriyle anlatma ya. Şey yok. Bana geçen aşk mektupları, her kız arkadaşımdan kalan bir şeyler, gittiğim yerlerdeki anılar. Hala koyuyorsun o işte. Hala duruyor. Hala koyuyorum içine bir şey bul. Ya unutmuyor abi, unutmaz. Elrain hakkında tespiti yapıyorum, hazır mısınız? Hazırız. Abi Elrain Twitch'te testosteron satıyor. Bak, şurada kurduğu iki cümlede yine şunu belirtti. Benim çok kız arkadaşım oldu. Bak, her kız arkadaşımdan bilmem neler. Bilmem, cartçurt. Adam testosteron satıyor. Böyle insanlar geliyor böyle, böyle. Amına koyayım, acaba hangi kızı anlatacak? Bir kız arkadaşı da Amerika'ya mı gitmiş? Keşke ben de gitsem. 19 yaşıma geldim, hala elimi sikiyorum. Bu ekipte böyle. Benim tespitim bu. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem. Ha sikmiş midir, sikmiştir, ona bir şey diyemem ama yani don't kiss and tell diye bir şey vardır, o da ayrı. Bulunca. Ya saçma sapan mesela al bak bunu koyacağım yani. Murat abi GFG'nin şeyi, silahı kırılmış, kırdım yani. Yani işte bu... Kırılmıştan kırdıma evrildi bu arada. Şu gün benim için bir anı, anlatabildim mi? Niye kırdın abi onu? Kontrolsüzce. Abi yanına şey yapmışlar, kol yapmışlar, evet, çekilmiyormuş. Kameraya bakarak abi, sana kötü yorum yazan, seni böyle rencide edici şeyler yazan kişilere ne söylemek istiyorsun? Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Asit yani bu kadar üzerime gelmenize hiç gerek yok. Gözlerinden belli değil mi? Hepinizi seviyorum derken şey değil mi böyle? Amına koydum bu çocukları. Hepinizi diyeceksiniz sandım. Hepinizi seviyorum. Yok ya, canları sağ olsun ama biraz tanımaya çalışın arkadaşlar. Yani dışarıdan itici görünüyorum, bunu ben de biliyorum. Ama tanıyınca yumuşacık bir kalbim...
Orada kocaman da bir yarrağım var diyecek ama diyemiyor. Çünkü Ferit'le ben o cümleyi hep böyle kapatırız. Bak o bakış o. Mükemmel. son olarak abi buradan sana kötü yorum yazan kişilere kameraya bakarak ne söylemek istersin diyeceğim de çok korkuyorum. Ya arkadaşlar kötü yorum yapın eyvallah ama birçok kişi incelemeden, bilmeden yapıyor, tanımadan yapıyor. İzleyin, görün. Sevmiyorsanız da sevmediğinizi bildirin veya eksiklerimi. Ama hiç bilmeden yorum yapmayın. Tek ricam o. Bazı konular hakkında bazı insanlar fikir belirttiği zaman aa bunun fikri mi varmış deyip böyle tetikleniyorsunuz, bir sinirleniyorsunuz falan. Geçer umarım öyle şeyler. Ya insanların fikirleri olabilir ve ben fikirlerimi belirtmekten hiçbir zaman kaçınacak bir insan değilim. Ya normalde şey diyorum mesela. Hiç kimseden bu kadar nefret etmenin hiç kimsenin gidip de videosunun altına Allah belanızı versin işte bunu niye böyle yaptınız aa bu kim bu işte ünlü olması falan yazdığınız zaman hiçbir şeyi durduramıyorsunuz malumunuz. Rahatlıyoruz ama. Boş yere bir şeyler... Rahatlıyoruz ama iyi bir şey. Evet. Nefret etmek yerine ya da işte ne bileyim boş cümlelerle insanlara hakaret etmek yerine bence eleştiri yapmayı öğrenin. Çünkü eleştirebilmek mükemmel bir şey. Böyle. Bravo! Çok güzel konuştun. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Koysaydın daha iyi olurdu. Bu arada koyam. Kötü yorum yazan kişi. Evet. Mia yorum yapmadı. Gelecek, dur bakalım. Hadi bakalım. 5 saniye falan herhalde. Yayıncılara yaptırıyorlar. Müzik açabiliyor muyum? Abi. Emrah ne yaptın amına koyayım? Habere 180'e girdi. Fikir belirttim arkadaşlar, kızmayın. Şu an canlı yayın aracına roket geldi Emrah abi. Emrah ne yaptın amına koyayım? Ah bir dakika. Birleşmiş Milletler'den arıyorlar. Hayır. Hayır öyle demek istemedik. Hayır elimdeki telefon değil zaten. Powerbank bu orospu çocuğu. Birleşmiş Milletler'den falan. Abi 20 saniye Kemal'in telefonla oynamasını mı izleyeceğiz gerçekten? İşabanlık gelecek. Hayır. Ay yok ya hayır. Lan yana. Hayır. Yok. Ya. Aa cidden yorum yapmadı abi. Evet. Emre abi haklı çıktı yine. Abi ben gidiyorum. Şu an nereye? Ağzım erinme kapadım gidiyorum ya. Abi isteseydiniz 102 Edge Large Mousepad alacaktım. Siteye yeni girebildim. 60 TL indirmiştin. Fakat mousepad 150 TL olmuş. Kanka geçmiş olsun. 60 TL'lik stok bitmiştir. Amına koyayım sonsuza kadar 60 liraya satsak bize gelişi 65 zaten. Hele. Söyleyeyim mi eklesinler? Var bu arada. 60'lık var mı? Yok hayır bir eklemeleri var. Ha eklemeleri var mı? Söyleyeyim mi? Öyle abi. Yazık olmasın çocuğa.